Arkadaşlar hepinize iyi pazarlar, mutlu pazarlar. Nasılsınız? Ne var ne yok. Benim yine önümde ot. Ot pişireceğim. Oraya bırak annem, Elif verir bana. Şöyle karga soğanı var. Hani hardal otu toplamaya gittiğimiz gün bir de ayrı ayrı otlar toplamıştım ben. Burada kaç çeşit ot var? Karga soğanı var. Gelincik var. Hardal otu var. Kaza yağı var. Bir de çoban çantası var. Ebegümeci var. Kaç tane oldu bilmiyorum. Bunlar böyle. Bu kadar çok ot. Bunların hepsini güzel temizleyeceğim. Bunlar bir gün suda durdu hep. Güzel temizlendi. Tekrar sararmış otlarını falan temizleyeceğim. Vaktim olmadı suya koymadan önce temizlemeye. Çünkü çarşıya gittik. O otların saplarıyla uğraştım falan. Neyse. Bugün ne yapacağım? Çamurundan arındırdım. Bir sarı otları var. İşte kabukları bilmem neleri var. Onları temizleyeceğim. Onları temizledikten sonra da güzelce doğrayacağım. İlk defa deneyeceğim. Karga soğanını katacağım otun içine. Aynı zamanda sakarca da deniliyor. Bazı arkadaşlar yazmışlar. Evet, bizde de sakarca deniliyor arkadaşlar. İşte bunları ben temizleyeceğim, karıştırıp pişireceğim. İçine de biraz pirinç koyacağım. Böyle ıspanak yemeği tarzında pişireceğim. Öyle. Ben işime başlayayım. Sen de şu leğeni verirsin bana. Çöplerini ona koyarım. Doğradım arkadaşlar. İçine karga soğanlarını da şu şekilde bıraktım. Yemeğin içinde bütün güzel olsun diye. Dediğim gibi burada çoban çantası var. Ebegümeci var, gelincik var, karga soğanı var, hardal otu var, kaza yağı var, bir sürü ot var. Burada da soğanımı, salçamı kavuruyorum. Soğanımı, salçamı kavurduktan sonra otlarımı ilave edeceğim. Onlar da biraz soğanla, salçayla kavuracağım. Ondan sonra da üzerine çok az sıcak su dökeceğim. Sıcak suyu döktükten sonra kapağını kapatacağım arkadaşlar. Tabii üzerine de yarım çay bardağı kadar pirinç koyacağım. Böyle ıspanak yemeği tarzında bir ot yemeği olacak arkadaşlar. Daha önce hiç denemedim karga soğanını, böyle sulu yemeğini. Bir denemiş oldum, hem denemiş oldum hem de azdı zaten, değerlendirmiş oldum. O gün ot toplarken pek bunların arkasına düşemedik. Koca bir tarla hardal otunu görünce bunlardan pek toplayamadık. O yüzden az oldu. Ben de hepsinden azar azar olduğu için hepsini bir araya toplayıp ortaya bir yemek çıkardım. Bunlar kavruldu zaten. Şöyle karga soğanlarımı karışık otumu. O kadar çok yıkadım ki arkadaşlar. Yıkarken de aklıma şu geldi. Dedim ki hani susuz olsak, böyle bol su içinde olmasak bu yemekleri nasıl yaparız? Bunlar bol bol yıkamak gerektiren bir yemek. Kendi kendime dedim ki, ay dedim ya, sular dedim az olsa ne yaparız? Bunları neyle yıkar temizleriz? Böyle işte arkadaşlar. Ben şimdi bunun kapağını kapatacağım da biraz böyle kendi hallerinde kalsınlar. Ondan sonra Elif içini gösteremem. Ondan sonra zaten içine gerekeni katarken göstereceğim. Kendi suyuyla, Elif göstersin. Kendi suyuyla bu hale geldi. Şimdi bir tabak. Elime bu tabak geçti. Hemen bu tabakla aldım. Sıcak su getirdim sobanın üstünden. Şöyle arkadaşlar. İçine de yıkanmış pirinç. Gene bir su bardağı var. Bir çay bardağı vardır. Kırık pirinç kullanıyorum ben böyle şeyleri arkadaşlar. Sarmalara, ıspanak yemeklerine, böyle yeşilliklere. Gayet güzel oluyor. Biraz da böyle kaynasın. Bakalım pirinçler pişince tekrar suya ihtiyaç duyarsa
Yine öyle bir tabak daha koyarım. Baktım arkadaşlar suyunu çekmiş biraz. Biraz su istiyor. Mutfağımın hava bozuk olduğu için ışığı da hiç şey değil. Canlı değil arkadaşlar. Bir karanlık gibi gösteriyor. Ama var ya yemeğin lezzetine baktım, tadına çok güzel. Tabii yani bir sürü ot var içinde. Güzel olmamasına imkan yok. Harika bir yemek oldu vallahi. Doğal, hepsi doğal. Bu biraz daha böyle tıkırdasın. Yemeğim oldu demektir. Hiç kimse yoktu. Nereye bıraktın? Şöyle yemeğim oldu. Mustafa bak. Yemek bak emeklerimizin yemeği. Daha bayır dolandık. Bak kaç çeşit yemeğimiz çıktı. 2 çeşit değil mi? Kavurma. Yemek böyle arkadaşlar. Çok güzel bir yemek oldu. Tabii ki arkadaşlar her zaman ot yemiyoruz. Arada et de yiyoruz. Öyle değil mi Mustafa? Aynen. Hep ot yemiyoruz yani. Arada etimizi de yiyoruz arkadaşlar. Şöyle pilavımı da yaptım arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki. Tane tane. Pilavım hazır. Burada da ot yemeğim var. O kadar güzel ki. Karga soğanları içinde harika. Şöyle. Mis gibi. İsteyen yer. Şöyle yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Babaannem tarafına gideceğiz. Amcamın gelini var. Emine yengem. Onun babası vefat etmişti. Bayağı oldu. Gitmedik baş sağlığına. Baş sağlığına gideceğiz. O yüzden hemen akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Yola çıkacağız. Çekebilirsem çekerim inşallah. Bu videoya olmasa da başka bir videoya eklerim. Şimdi çabuk yemeğimizi yapalım. Yiyelim gidelim arkadaşlar. Bir de ben daha önce implant yaptırmıştım. Daha önceki videolarımda var, anlatıyordum hep. Bu doktor da şey istedi, kemoterapi doktorundan onay istedi. Biz de ikidir çekimlerimiz ertelendiği için onay kağıdı alamadık. Benim implant yaptırdığım bu kısım sabah 7'den beri ağrıyor. Hafif şişti, zor konuşuyorum. Hafif şişti ve hiç enerjim, gücüm yok. Hiç mutlu değilim arkadaşlar. Gerçekten çok canım yanıyor. Böyle bütün gün ağrı kesici içtim. Antibiyotik içtim. Yarın da dişçiye gideceğim. Çekim yapacaklar. Bakacaklar. Tüyüm çekecekler. Bakacaklar. Bakalım niye öyle olmuş. Çünkü ben Mustafa 1,5 sene oldu değil mi? İmplant vidalarını koyduralım. 1,5 sene oldu arkadaşlar implant vidalarını koyduralı. Niye bu sabah başladı ağrımaya bilmiyorum. Sadece ağrımıyor, aynı zamanda şişti de. Şu tarafım çok kötü. Yarın da dişçiye gideceğim. Öyle hiç keyfim yok yani. Yapıyorum yemek falan filan ama keyfim yok. Bir gidelim hem oraya doğru, hani bir baş sağlığına gidelim, hem de sabahtan beri kendimde değilim. Hem babaannemi de görürüz. Babaanneme de uğrarız. Tekirdağ'dan halam gelmiş babaanneme. Hem halamı da bir görmüş oluruz. Böyle işte arkadaşlar. Yemeğimizi yapalım. Yavaş yavaş gidelim. Bayağı da yağ bıraktı köfteler arkadaşlar. Köfteleri ben yapmadım. Hazır aldık. Kasapların yaptığı köfteler daha lezzetli oluyor. Ama kıymanın çoğu yağ. Köfteler ufacık kaldı. Arkadaşlar halam İstanbul'dan geldi. Şimdi halamların bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı Tekirdağ'da. Benim de kafam karıştı. Tekirdağ değil, İstanbul'dan geldi halam. Elif bana hatırlattı. Anne dedi, Tekirdağ değil, İstanbul.
İnsan bazen şaşırıyor arkadaşlar. Hele ki canım yanıyor. Bir de canım yanıyor yani. Gayet normal. Şaşırmam. Şunları da yapayım da yavaş yavaş. Vallahi çok canım yanıyor arkadaşlar. Diş ağrısını bilen bilir. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor.